Herkese merhabalar. Arkadaşlar bakın geçen gün oyuncakçıma uğradım da ne buldum? Barbie'nin annesini buldum. Bakın çok tatlı değil mi? Evet bu Barbie'nin annesi. Ve Barbie'nin annesi hamile. Barbie'nin bir kardeşi olacakmış. Bakalım kız mı olacak erkek mi olacak? Barbie'nin annesini oyuncak paketinden çıkartıp bunu göreceğiz. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Uzun zamanda böyle bir oyuncağı arıyordum. Ve sonunda buldum. Ve bulduğuma çok da mutlu oldum. Önce kutunun üzerini bir inceleyelim. Ve daha sonra oyuncak paketimizi açalım. Sizler de anlamışsınızdır bu orijinal Barbie değil. Bakın bebeğimiz de buradaymış. Galiba bebeğimiz erkek. Artık hamile bebeğimi yani Barbie'nin annesini kutusundan çıkartayım. Ve onu bir muayene edelim. İşte bebeğimi kutusundan çıkarttım. Benden orijinal olmayan bebek açmamı isteyen arkadaşlarım için de gelmiş olsun bu video. İşte böyle. Bebeğimiz çok da kötü sayılmaz. Bebeğin kulakları delikmiş ama kutunun içinden küpe falan çıkmadı. Saçlarına bakalım. Evet saçları her zamanki çakma bebek usulü. Maliyeti düşürmek için bebeğin saçlarının yarısını yapmamışlar. Ben bu bebeği 20 TL'ye aldım arkadaşlar. Açıkçası aldığım oyuncakçı biraz fırsatçılık yaptı. Çünkü hiçbir yerde olmadığını söyledi. Bu bebek zannediyorum 5 ya da 6 TL anca eder. Ama bana 20 TL'ye sattı. Elbisesi fena değil. Elbisesinin modelini beğendim. Ama bu elbiseyi değiştireceğim. Barbie ile birlikte biraz sonra doktor kontrolüne gidecekler. Bu elbiseyle gitmesini istemiyorum. Ayakkabılarını çok beğendim. Ama biraz küçük gibi duruyor. Hani Barbie bebeklerime de giydirebilir miyim diye düşündüm. Sanırım giydiremem. Bakalım dizleri kırılıyor mu? Hayret dizleri de kırılıyor. Ama çok çirkin bacakları var. Çok zayıf bir bebek. Evet şimdi asıl mesele. Kameramı biraz daha yakınlaştıracağım. Ve bebeğimizin karnına bakacağız. Hadi bakalım. Yatıyoruz. Doktordan önce biz mi muayene etsek yoksa hayır elbise çellemeyelim. Çünkü bu bizim işimiz değil. Anneciğim kalk sen. Ay kızım nasıl kalkacağım? Tut elimden. Yardım et bana. Yardım et. Oop. Gel anneciğim şöyle bir otur. Dinlen. Zaten daha yeni kutudan çıktın. Yorgunsundur. Ben hemen doktora hep randevu alıyorum. Peki kızım. Peki tamam bekliyorum seni burada. Zaten çok ağırlaştım. Bacaklarım taşımıyor artık beni. Doktora bugün doğum gününü sorarız. Kaç gün kalmış bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Kardeşimi bir an önce kucağıma almak istiyorum. Ay canım benim. Alo doktor hanım merhaba. Merhaba Barbie'cim. Annem iyice ağırlaştı. Son 2 hafta. Bu hafta içinde normal doğumlu sezeryan mı karar verecektik. Eğer müsaitseniz biz bugün gelmek istiyoruz. Bugün kendini çok iyi hissetmiyor. Aa tamam tamam hiç endişe etmeyin. Saat 3'te gelin. Peki doktor hanım saat 3'te oradayız. Bekliyorum tatlım. Ne oldu kızım gidiyor muyuz? Acaba valizimi hazırlasam mı yanımda mı götürsem? Heyecandan belki bugün doğru veririm. Yok yok anneciğim daha 2 hafta var. Bugün sadece kontrole gidiyoruz. Hem sezeryan mı olacak, normal doğum mu olacak bugün belli olur. Ona göre hazırlığımızı yaparız. Normal doğum olacaksa yanımıza çok fazla eşya almayız. Sezeryan olacaksa sen şimdi temiz yastık, temiz çarşaf, havlu her şeyi almak istersin. Şimdi valizimizde bayağı bir eksiğimiz var. Onları tamamlamış oluruz. Hadi ben arabayı hazırlıyorum. Sen de yavaş yavaş gel. Ay Barbie de gitti ama ben üzerimi değiştireceğimi söylemiştim ona. Bu kıyafetimle gitmek istemiyorum. Hamilelik boyunca hep aynı kıyafetle gittim doktora. Bir değişiklik olsun. Yeni bir elbise giyeceğim. Hamilelikten sonra da giyerim diye bir elbise almıştım. Hemen onu giyeyim bari. Ay elbisem de çok güzel oldu. Oh şöyle. Temiz temiz. Işıl ışıl gideyim doktorcuğuma. Anne hadi arabayı hazırladım. Ah Barbie de çağırıyor. Hemen geliyorum Barbie'cim. Ay anahtarı da alayım. Çıkayım bari. Ah ya benim içim hiç rahat değil. Ben en iyisi valizimi de alayım. Ne olur ne olmaz. Belki bugün doğru veririm. Barbie eksiklerim var tamamlarız demişti ama ben onları dayanamadım. Ta bir hafta öncesinden tamamladım. Her şeyim tamam. Temiz çarşafım, yastığım, bebeğimin biberonu, ayakkabıları, giysisi, zıbını, her şeyi tamam. Ben en iyisi çantamı da alayım içim rahat etsin. Ay amma da çok şey almışım ama Barbie şimdi kızacak bana. Hepsi lazım olur bana olsun. İçim rahat olsun. Ay çok heyecanlıyım. Kardeşim bir an önce görmek istiyorum. Ay anne ne yaptın sen? Nasıl taşıyorsun bunları? Bak erken doğum yapacaksın. Daha doğuma 2 hafta var. Bırak onları çabuk elinden ben alırım. Hem daha eksiklerimiz vardı. Valizi almayacaktık. Gelirken e-bebeğe uğrayacaktık. Oradan eksiklerimizi tamamlayacaktık. Anne neden beni dinlemiyorsun? Bak görürsün. Bak şimdi neler gelecek başına. Tamam kızım işte içim rahat etmedi. Hem ben bütün eksiklerimizi geçen hafta tamamladım. E-bebekte indirim vardı. Oradan aldım her şeyimi. Dur geliyorum. Sen bırak ben hallederim. Bagaja yerleştireyim. İniyorum geliyorum. Hay Allah bu kadın hiç değişmeyecek. Hadi gidiyoruz. Hazır mısın anneciğim? Tamam hazırım. Yalnız Barbie'cim biraz acele eder misin? Kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Oo Barbie hadi. Hadi Barbie. Tamam anneciğim gidiyoruz.
Bir şeyin yoktur. Sen yoruldun, ağır kaldırdın ya. Ondandır, ondandır. Hadi gidiyoruz. Evet Berna Hanım, biz geldik. Annem burada. Bakın iyice ağırlaştı. Daha 2 haftamız var ama annem sanki böyle bugün doğuracakmış gibi hazırlıklı geldi. Olabilir tatlım, neden olmasın? Erken doğum denen bir şey var. Hem 2 hafta çok uzun bir zaman değil. Şimdi anneni muayene edeceğim. O zaman ne olduğunu anlarız. Seni dışarı alabilir miyim? Ya kalsam olmaz mı? Peki kal bakalım. Anneciğim nasılsın? Daha iyiyim kızım. Doktor Berna'nın yanında kendimi daha iyi hissediyorum. Açalım karnımızı. Ay içinde bunun bebiş mi var şimdi? Önce bebeğimizin kalp atışlarını dinleyelim. Evet, her şey yolunda görünüyor. Ay çok sevindim. Anneciğim duydun işte, hiçbir sorun yokmuş. Kardeşim hala çok sağlıklı. Durun durun, hatta size bir sürprizim var. Doğum bugün gerçekleşecek. Bebek doğumu hazır. Kafası tam da burada. Yani bebekler doğmadan önce kafaları aşağıya doğru döner. Ve senin kardeşinin kafası aşağıya doğru dönmüş. Yani doğum bugün olacak. Ne? Ne yapacağız şimdi? Eyvah! Ne yapacağız? Hiç hazırlığımız da yoktu. Anne duydun mu? Ne yapacağız? Ne yapacağız anneciğim? Eyvah, ben ne yapacağım şimdi? Kardeşim olacakmış. Ne yapacağım? Hiçbir hazırlığımız da yok. Ben hazır değilim. Hayır. Hayır bebişim, biraz daha orada kal. Ben henüz hazır değilim. Abla olmaya hazır değilim. Hop. Barbicim sakin ol. Evet, senin dışarı çıkma zamanın gelmiş. Çünkü annenin sakin ve huzurlu bir ortama ihtiyacı var. Çünkü biraz sonra kardeşin dünyaya gelecek. Tamam, o zaman ben gidiyorum. Hemen kardeşim için uygun en güzelinden bir kreş araştırması yapıyorum. Olmaz. Kardeşim en güzel okullarda okuyacak. Ben en iyisi geleceği için en güzel okul hangisi onu araştırayım. Ya da onun için en güzel oyuncak araba. Kardeşim erkek mi olacaktı, kız mı olacaktı? Allah'ım, kafayı yedim galiba. Tamam, ben en iyisi gidip babamı arayayım. Evet Ayşe'cim, kaldık baş başa. Birazdan ebe arkadaşlarım da gelirler. Senden yapmanı istediğim birkaç şey var. Tabii ki Berna doktor. Ne istersen yaparım. Yeter ki şu ağrıdan beni kurtar. Ağrı değil o, sancı. Doğum sancısı. Hemen geçecek. Şimdi sana bir iğne yapacağım. Ve bebeğini artık karnından çıkartacağım. Ebe arkadaşlar yardım edin. Ayşe'yi biraz yan çevireceğiz. Belinden iğne yapacağım. Ayşe'cim şimdi derin bir nefes almanı istiyorum. Bu yine biraz canını yakabilir. Ama hemen geçecektir. Evet, işte bu kadar. Biz hazırız Ayşe'cim. Sen de hazırsan artık bebeğini çıkartacağım. Evet, hiçbir şey hissetmiyorum doktor hanım. Başlayabilirsiniz. Evet, bakın bebeğimiz işte doğdu. Ağlama bebeğim, ağlama. Ya da ağla. Yeni doğan bebekler ağlarlar. İşte Barbie'nin kardeşi. Barbie'nin yeni doğmuş kardeşi. Evet arkadaşlar, bu videoda Barbie'nin kardeşi doğdu. Barbie'nin annesi hamileydi ve bu videoda doğum yaptı. Çok tatlı, nur topu gibi erkek bir kardeşi oldu. İlerleyen videolarda bu bebeğimiz için kundak, yatak, yastık, döşek, ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bu ve buna benzer videolar istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.